Başkan da sağ olsun buna duyarsız kalmadı. Hasan Doğan sahasını 2024-25 sezonuna yetiştireceğine söz vermişti. Hakikaten sözünde durdu. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ama bu çok da yeterli değil. Daha fazlasını hakikaten istemek en büyük hakkımız. Çünkü 87 tane elimizde futbol kulübü oldu. Yaklaşık 1500 tane maç oynatmaya çalışıyoruz. Takımların antrenman yapmaları için sağ, müsabak oynamaları için sağ çok eksik. Onun için daha belediyelerimize çok fazla iş düşüyor. Tabii bunun yanında bakanlıkta en büyük şey onda, ondan da ve sağ ve tesislerin yenilenmesiyle ilgili bir atılım bekliyoruz. Tesis açısından da Sadri Bey'in söyledikleri bizi etkiledi ve Hasan Doğan'ı amatör maçların oynanabileceği bir hale dönüştürdük. Keşke elimizde arazi olsa daha çok saha yapsak, daha çok spor tesisi yapsak diye düşünürüz. Bu konuda Eskişehir kamuoyunu, amatör spor camiasını uyarmak istiyorum. Çankaya'da radarın yanında bir arazi var. Orası imar planında spor alanı ve biz oraya bir spor tesisi yaparak amatör sporcularımıza, kulüplerimize kazandırmak istiyoruz. Ama ne yazık ki 10 yıldır burası bize tahsis edilmiyor. Burası bize tahsis edilmeli ve biz orada hepinizin hem antrenman hem maç ihtiyacınızı giderecek tesisler yapalım. Kulüplerinize birer oda verelim. Orada ortak bir çamaşırhane, duş, banyo gibi sosyal ihtiyaçları giderecek aparatları da yapalım. Ve bütün Eskişehir orada spor yapsın istiyoruz. Ama ne yazık ki spor il müdürlüğü, hazine, devlet bu işe bir türlü sıcak bakmıyor. Ve kendisi de yapmıyor. Bize vermiyorsa kendisi yapmalıdır. Orada bir spor alanı var. O spor alanını devletin yatırımını bekliyor. Aynı şekilde Emek'te bizim Amigo Orhan Halk Merkezi'nin ön tarafında da bir spor alanı var. Orası da devletin hizmetini bekliyor. Evet başkan. Hadi 71 evler aşağı kalmasın. Kaptan bir iki şey söyler misin? 10 numara yaptım. 10 numara. 10 numara. Bunu götürürsün 10 numara olmayacak. Teşekkür ederiz. Dur. Ben tamam. Tamam. Hadi. Teşekkürler. Hadi hocam. Şey yapın. Video. Devlet çekmedi.
Bravo!